Ripple ve ETF desteğinden Bitcoin ve diğer altcoin'lerdeki yükselişten bahsediyor. Biz de bunun üzerine konuşacağız. Piyasadaki genel hali değerlendireceğiz. Ripple ve ETF desteği Bitcoin'i 30 bin dolara yaklaştırdı. Yükseliş devam edecek mi? ETF'lerdeki görünümle alakalı zaten konuştuk. ETF'lerin katalizörlüğü bu noktada kolay kolay bitmez. Zaten bunu biliyoruz. ETF meselesi başladı. Böyle kayış gibi uzar gider. Ta ki ocağa, hatta ocaktan sonrasına kadar. Bir de tabii işin şöyle bir ayağı var. Daha önce konuşmadık ama takdir edersiniz ki şimdi ETF'ler bir çıkacak. Yani ETF'ler piyasaya bir sürülecek. Hadi tamam. Ondan sonra yok şu ETF 24 saatte bilmem şu kadar rağbet gördü. İşte BlackRock'unki şöyle oldu. Şu kadar kullanıldı. Yok işte Invesco'nunki bu kadar satın alındı. Tabii şirketler çıkacak. Her yerde kendi PR çalışmalarını yapacaklar. Yok BlackRock'un CEO'su Larry Fink çıkacak. Bitcoin şimdiden söylüyor adam zaten şu anda. Bitcoin şöyle iyi, böyle iyi, yok bilmem ne. Yani işin bir de böyle bir ayağı var. Şöyle bir şey yok. ETF'ler çıktı. Ha, tamam hayırlı hayırlı olsun. İşte o şekilde değil. ETF'ler daha çıkacak, piyasaya parayı çekecek. Larry Fink çıkacak, yok Kate Wood çıkacak, tek tek CEO'lar konuşacak. Bunları sağa sola şey yapacaklar falan. Yani daha ETF'lerin çıktıktan sonra da daha bir sürü işi var yani onu anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla ETF dalgası 2024'ün tamamını zaten kapsar. Şu anki yükselişe gelince sürer. Ripple'ın piyasaya bir desteği olmadı. Yani sonuçta Gerling House'la Larsen'ın üzerinden bu davanın şikayetlerin çekilmesi direkt olarak kripto piyasasına bir şey sağlamadı. Sahte spot Bitcoin ETF haberleriyle birlikte 30 bin doların üzerine çıkan Bitcoin sonrasında 28 bin dolar seviyesine düşmüştü. Şimdi tabii tekrar 30 binleri deniyor. Bu arada fark ettiyseniz son bir iki hafta içinde ilgili şeylerin varlık yöneticilerinin ETF başvuruları bulunan varlık yöneticileri nedense bir anda böyle şey bir çene bas kesildi yani adamlar hepsi konuşuyor falan tarzında hepsi açıklamalar yapıyor özellikle Katie Wood, Larry Fink olsun falan sürekli adamlar konuşuyor. İşte bu da tabii ki yaklaşan bir olayın habercisi ve FOMO'yu tetikleyen unsurların arasında yer almaktadır. Anlatabiliyor muyum? İşte bu da yine önemli bir meseledir. Onu da altını çizelim. Şimdiden daha PR çalışmasına başladı adamlar. Hafta başından bu yana 28 bin dolar seviyesinde yatay hareketlerine devam eden BTC, dün yaşanan olumlu gelişmeler ve gelen olumlu haberler sonrasında 29 bin doların üzerine çıktı. Bu haberler arasında en önemlileri Sagen XRP davasında Ripple CEO'su Gerling House ve Larsen aleyhindeki iddiaları geri çekmesi ve JP Morgan'ın spot Bitcoin ETF'inin birkaç ay içinde onaylanabileceği oldu. Aynen buradaki açıklamalar doğrudur. Tabii Ripple tarafı çok doğru değil. Çünkü dediğim gibi yani Gerling House'la Larsen üzerindeki iddiaların ve dahi soruşturmanın çekilmesiyle durumun çok bir alakası yok tabii ki BTC'nin. Birbirleriyle bağlantılı şeyler değil. Zaten ikinci olarak da şey de nedir? JP Morgan'ın yapmış olduğu hareket, JP Morgan'ın raporu çok fazla taraf üzerinden pek rağbet görmüyor. Yani küçük yatırımcı, tabii ki büyük yatırımcılar ve kurumsallar bunu çok dikkate alır ama küçük yatırımcının haberi bile olmaz. Ancak JP Morgan tarafı ABD'nin en büyük bankası, dünyanın da en büyük bankalarından birinden söz ediyoruz. İlk 5 arasında adamlar. Yani boşa çene çalar mı zannediyorsunuz? Gereksiz yere böyle boş muhabbet yaparlar mı zannediyorsunuz? Asla yapmazlar. Dolayısıyla onların da tabii ki şeyi önemliydi. Yayınlamış oldukları rapor oldukça önem arz ediyordu. Birkaç ay içerisinde ETF başvurularının onaylanacağını ki önceki videolarda da bu konuyu ele aldık. ETF başvurularının birkaç ay içinde onaylanacağı, bunların toplu bir başvuru onayından geçeceğini, nitekim
10 Ocak'tan önce onay alacağını dile getiriyordu. BTC, ABD'de olası bir spot Bitcoin, ETF onayına ilişkin hissiyatın yükselişe geçmesiyle haftalık kazançlarını %9'un üzerine çıkardı. Bitcoin ile birlikte altcoin'ler de yükselişler gözlendi diyor. Bunlardan en dikkat çekici olan %12'yi aşan yükselişiyle diyor Solana, %28'i aşan yükselişiyle BSV ve %20 yükselişiyle diyor Stax, yani STX'in olduğunu dile getiriyor. Gördüğünüz gibi zaten oldukça kaliteli de olan altcoin'ler. Sol'u her yerde söylüyorum çünkü önemlidir. Bakın Sol piyasadaki özellikle BTC tarafındaki yükselişleri direkt ve çok şiddetli bir şekilde fiyatlar. Onu söyleyelim. Şu an için harekete başlamasa da Ether, devamında ADA olsun, XRP, PEEP. Bakın bunlar da henüz açılımı yapamayan ama yaptıktan sonra soldan eksik kalmayabilecek altcoin'lerdir. BTC yükselirken burada adı geçen bu altcoin'lere dikkat etmek lazım. Yükselişi değerlendiren uzmanlar seçim mahkemenin verdiği grayscale kararına itiraz etmemesinden de etkili olduğunu söyledi. Bu noktada CoinDesk'e konuşan Metalfa'nın kıdemli yardımcısı Lushi şunları söyledi. Bitcoin olası ETF onayı ve önde gelen şirketlerin artan sayıdaki ETF başvuruları nedeniyle de cesaretlendirildi. SEC, Grayscale'ın kararına itiraz etmemeyi tercih etti ve BlackRock gibi kurumların BTC Spot ETF başvuruları için son tarih yaklaştıkça piyasanın ETF onayına olan güveni arttı. Bu noktada Bitcoin ETF onayı ve Nisan ayındaki halving etkinliğiyle kripto piyasası çok güçlü bir boğa piyasasını başlatabilir. Yaşa. Yani şunu söyledin ya, tebrik ediyorum. Ya niye bilmiyorum. Aslında bir şeyleri anlatırken çok basit bir şey söylüyorum. Başka kimse de söylemedikçe ben de sinirleniyorum, tamam mı? Dolayısıyla bu şekilde bir yorum beğendim. Ya başka kimse söylemiyor derken böyle bir olayı değerlendirirken bazen gereksiz bir şeyler söyleniyor. Fakat en önemli kısma değinilmiyor. Ona kızıyorum bazen. Mesela buradaki açıklama doğru bir açıklamadır. Tabii 2024 tamamı derseniz evet, SEC'in kabulü, devamında halving, hemen ardından Fed'in faiz indirimlerine başlaması gibi hususlar tabii ki piyasada unutulmaz ve çok güçlü bir boğa sezonu başlatacaktır. Daha doğrusu ben şu anda o boğanın başladığını düşünüyorum. Şu anda o boğa başladı. Sadece sizin de inanmanız için bekliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.